Kişideki ilk etkisi ne oluyor? Yani kişi bu transformal nefesi almaya başladığı anda, nefes aldığının farkına vardığı anda nasıl bir tepki veriyor? Beden çok şaşırıyor. Çünkü işte %30 kapasiteyle çalışırken bir anda çok daha fazla kapasiteyle oksijen bedene girdiğinde beden reaksiyon göstermeye başlıyor. Ve ondan sonrasında aslında çok ciddi bir rahatlama söz konusu oluyor. Biz nefes aldığımızda aslında öncelikle fiziksel boyutta bağışıklık sistemimizin bir kere kuvvetlenmesini sağlıyoruz ki hastalıklara karşı çok daha dirençli hale geliyoruz. Mevcut olan hastalıkların bedenden uzaklaştırılması konusunda destekleyici bir unsur olarak çok etkili. Sadece derin nefes almak mı? Akciğer kapasitemizi, belki zorlu kapasitemizi de kullanarak daha fazla hacimde oksijen ve havayı içimize çekmek mi? Yoksa belirli periyotlar halinde takip edilecek bir egzersiz mi transformasyon nefes, transformal nefes? Biraz önce de söylediğim gibi bir diyafram tekniği. Ve biz diyafram kasımızı etkin bir şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Diyafram kası çalışması gerekiyor ki esnesin, çalışabilir hale gelsin. Ve biz hem ciğerlerimizi hem de diyaframımızı etkin bir şekilde kullandığımız zaman bunu gerçekleştiriyoruz. Kapasiteyi artırıyoruz. Ve bunu bir seans halinde yapıyoruz ve belirli periyotlarla da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü doğduğumuz andan bu zamana kadar çok fazla duygu ve zihin çöplüğü içindeyiz. Ve bunları bir şekilde temizlememiz gerekiyor önce. Ve temizlemek için de biz genelde haftada bir bu seansları uygulamayı doğru buluyoruz. Çünkü hazır o çalışma yapılmaya başlamışken, hazır o çöpler temizlenmeye başlamışken tamamen rahatlamayı arzu ediyoruz. Ve ondan sonra hatta diyoruz ki gelen danışanlarımıza artık sen evde tek başına seans yapabilirsin, bu egzersizleri çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Zaten koç gözetiminde yapılan bir çalışma olduğu için birebir gelişmeleri takip etme imkanına sahip oluyoruz. Ve sonrasında kişi kendi kaynağıyla, kendi nefesiyle kendini şifalandırmaya devam ediyor.